Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere saçlarımı nasıl yaktığımdan ve tek bir günde doğal olmayan bir yöntemle saçlarımı nasıl bu kadar uzattığımdan bahsedeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Aslında her şey sarı saç sevdamla başladı. Kendimi bildim bileli ben hep sarışındım, küçüklüğümde de sarışındım. Ama artık yaşım ilerlemeye başladıkça özellikle böyle ortaokul zamanlarında saçlarım kendi kendine koyulaşmaya başladı. Ben de sarı saçı çok sevdiğimden ve kendime de yakıştırdığımdan lise bittikten sonra saçlarıma ufak ufak ışıltılar attırmaya başladım. 20 yıllık kuaförümüzdü zaten, annemin kuaförüne gidiyordum. Daha sonra bu ışıltılar birazcık daha balyaja, balyajdan röfleye dönmeye başladı. Ama şimdi geçmişe dönüp baktığımda, şu anki yapılan işlemlerle daha doğrusu karşılaştırdığımda, yıllarca hep annemin kuaförüne gittim ve mutlaka ki, biliyorsunuz ki oryal saç için çok zararlı bir kimyasal madde, mutlaka ki saçında yıpranmalar oluyordu, kurumalar meydana geliyordu ama hiçbir zaman yanma seviyesine gelmiyordu saçım. Daha böyle maskelerle ve yağlarla o kurulukları da bir şekilde tölere ediyordum ve rengi de gerçekten harika oluyordu. Her görende saçımın rengini soruyordu, nerede yaptırdın diye. Aslında mahallemizdeki 20 yıllık kuaförümüze yaptırıyordum. Sonra evlendim ve karşı tarafa taşındığımız için haliyle kuaförümü de değiştirmek zorunda kaldım. İşte tam olarak benim saçımla ilgili problemlerim bu şekilde başladı. Yani kuaförümü değiştirmek zorunda olmamla başladı. Tabii ki kendime yeni bir kuaför arayışına girmek zorundaydım. Çünkü röfle olduğu için diplerim hızla uzuyordu ve yaklaşık bir 3-4 parmak kadar diplerim de gelmişti. Tabii ki ilk olarak çevremde arkadaşlarıma sordum, siz kime gidiyorsunuz diye. Herkes haliyle kendi kuaförünü öneriyor. Ama tabii biliyorsunuz artık sosyal medya çok aktif kullanılan bir yer. Bir tatile gitmeden önce, bir ürün almadan önce, bir şey yapmadan önce mutlaka önce sosyal medyaya girip araştırıp bakıyoruz. Son zamanlarda biliyorsunuz kuaförler de sosyal medyayı çok aktif kullanıyor. Ve böyle öncesi sonrası fotoğraflarda inanılmaz değişiklikler görüyorsunuz. Ben de yaptıracağım işlem de açıkçası öyle çok agresif ve radikal bir işlem olmadığı için sadece bir dip röfle yaptıracağımdan hiç düşünmeden bu kuaförde buldum kendimi. Ve başta da ben her zaman mutlaka beklentilerimi kuaföre anlatırım. Bu noktada çok önemli. Aslında saçınızı yapan kuaförün saçınızı tanıması, sizi tanıması, beklentilerinizi gerçekten iyi anlaması çok önemli. Benim ilk işte hatanın buradan başlamasının sebebi de bu. Ne kadar beklentilerimi anlatsam da bir şekilde kuaförünüzü ya elektriğiniz tutmuyor ya kuaförünüz sizi dinliyormuş gibi yapıyor ama dinlemiyor. Artık orada ne olduysa, ne kadar diplerimde kendi rengimi bozmak istemediğimi söylesem de, diplerde kızıllık istemediğimi belirtsem de maalesef kuaförden çıktığımda sanki ben bunları söylememişim gibi tam olarak kuaförden çıktığımda diplerim bana sorulmadan yıkama setinde cila yapılarak kırılmıştı. Diplerim tamamıyla kızıla döndü ve bütün saçlarımın boy kısmındaki sarılarda maalesef birbirinden bağımsız yumurta sarısı renginde bir sarıya dönüştü. Bu olumsuz tecrübeden sonra yaptığım belki de en büyük hata, bu yaptığım hatayı yine tanımadığım başka bir kuaförle düzeltmeye çalışmak oldu. Ve bu sefer bu gittiğim kuaförde hiç merak etme, sen kendini bana bırak, ben senin saçlarını yıpratmadan Olaplex denilen oryalin olumsuz ve yıpratıcı etkilerini önleyecek bir maddeyle saçlarını tekrar sıfırdan bu yumurta sarısını temizleyip platin rengi, istediğin rengi yapacağım ve saçların hiç yıpranmayacak dedi. Ben de buna inandım. Zaten çaresizdim ve en büyük burada yaptığım hatalardan bir tanesi şu, şey diye düşündüm. Zaten saçlarım çok kötü, daha ne kadar kötü olabilir ki diye düşündüm. Daha çok daha kötü oldu saçlarım. İlerleyen zamanlarda yaşadıklarımı anlatınca göreceksiniz. Yani keşke o haliyle bırakmış olsaydım, belki bunun hiçbir tanesini yaşamayacaktım. Velhasıl kelam, bu Olaplex denilen maddenin saçımı hiç yıpratmayacağına inanarak, güvenerek saçlarımı bu ikinci tanımadığım kuaförde teslim ettim ve günün sonunda Olaplex bende hiçbir işe yaramadı. Saçlarım gene yıpranmıştı. Ve işin komik tarafı, saçımdaki yumurta sarısı hiçbir şekilde değişmedi. Yani demiştim kendi kendime, bari saçımın rengi platin olsaydı birazcık yıpranmaya göze alabilirdim diye düşünmüştüm ama saçım aynı şekilde yıprandı, yani ikinci kere yandı. Ve saçımın yumurta sarısında maalesef hiçbir değişiklik olmadı. Bu ikinci kötü tecrübeden sonra da işte tam olarak kanalımı ilk açtığım dönemlere denk geliyor. Hamile kaldım ve bence bu benim için bir işaretti. Artık saçını boyama Merve demek için bir işaretti. Hamileliğimde de saçlarımı boyamama kararı aldım ve sevgili takipçilerim de zaten bana aynı şekilde destek verdiler ve ben yaklaşık 9 ay boyunca diplerimi kulak hizama kadar uzattım. Çok güzel, şu an gördüğünüz kaşımın rengidir benim kendi diplerimde, saçlarımın rengi. Böyle orta küllü kumral renginde pırıl pırıl,
tertemiz bir sayfa açtım kendime. Kulaklarıma kadar uzamış ve diyordum ki hamilelik bittikten sonra da evet sarı saçı çok özledim ama mutlaka hamileliğimin ve hatta hamilelik sonrası bir 2-3 ayı daha bekleyip doktorumun da onayıyla bu muhteşem kızıllıklardan temizlenmiş, yeşilliklerden temizlenmiş diplerimle artık iyi bir kuaföre giderim ve sıfırdan çok güzel böyle bebek sarısı röfleler attırırım diye düşünüyordum ve bu yönde de bir plan yaptım. Hamileliğim bitti. Üzerinden 2-3 ay geçti ve ben doktoruma danıştım. Saçlarımı artık boyatabilir miyim diye. Zaten röfle yaptıracağım için ve dibime de boya yaptırmayacağım için diplerine değdirmeden yaptırmanın hiçbir sakıncası yok dedi. Ve ben büyük umutlarla artık yeniden hamilelik sonrası kendime gelmek için, eski böyle sarışın Merve olmak için heyecanla kuaföre gittim. Diplerime hiçbir şekilde dokunulmadan üzerine platin sarısı, bebek sarısı işte röfleler attırmak istiyorum dedim. Ve kesinlikle de özellikle de şunu belirttim. Hiçbir şekilde kendi dip rengimi kaybetmek istemiyorum. Böyle blok gibi, boya gibi sarı saç istemediğimi de belirtmeme rağmen kuaförden çıktığımda saçlarım yine yumurta sarısı. Hiçbir şekilde kendi diplerimden eser kalmamış ve blok halinde boya gibi yanmış bir saçla kuaförden çıktım. Ve bu da yine son derece sosyal medya aktif kullanan ve öncesi sonrası fotoğrafları muhteşem olan bir kuaför. Ne yapacağımı bilmez halde çaresizlik içerisindeyim ve önceki iki tecrübemden yine ders almayıp 10 gün sonra ikinci bir kuaföre gittim. Maalesef o da saçımı toparlayamadı ve artık günün sonunda dedim ki Merve yapabilecek hiçbir şeyin yok. Bu saç artık hiçbir şey kaldıracak durumda değil. Tamamıyla mısır püskünle dönmüş. Islandığı zaman lastik gibi uzayan saçlara sahip oldum. Banyoya girdiğimde saçım hamur gibi oluyordu. Artık kısacası saçlarım bitmişti. Yani bunca zaman saçlarımın hani oluk oluk kopmadığına ve diplerimden saç kaybetmediğime şükrediyorum. Yani hep uçlardan koparak gidiyor saçlarım. Çünkü en çok uçlar zarar gördüğünden. Artık son karar, yapabilecek hiçbir şeyim yoktu. Saçlarımı koyu boyatmaya karar verdim. Bu da çok önce yapmam gereken bir şeydi. Bu işlemde de geç kalmıştım. Saçlarımı kestirmem ve koyu boyatmam da maalesef hiçbir işe yaramadı. Çünkü zemin çok fazla açık. Sapsarı, platin bir zemin olduğu için her banyoya girdiğimde üzerine boyattığım o kahverengi boya sürekli hep kendini kusuyordu ve alacalı bulacalı bir renge dönüşüyordu. Ben de bu renkten kurtulmak için her 15 günde bir haliyle daha düzgün bir ton elde etmek için saçlarımı boyatmaya başladım. Bu sefer bu ne periz, bu ne lahana turşusu oldu. Hiçbir şey değişmedi hayatımda. Aslında benim amacım koyu boyatarak saçlarımı dinlendirmekti ama her 15 günde bir boyattığım için de saç maalesef dinlenemedi. Artık saçlarım bu kadar kötü bir hale almışken yapabilecek bence tek şey ve geç kaldığım şeylerden bir tanesi de bir dermatoloğa gitmekti tabii. Hemen soluğu dermatologda aldım. Bütün saçlarıma tek tek mikroskopla baktı ve dedi ki hiç korkacak bir şey yok aslında. Evet saçların çok yıpranmış işlemlerden ama Merve hiç merak etme diplerinde gayet saç var. Bir kökten hatta 3 saç çıkıyor. Senin maalesef ki dedi saçların uçlardan çok fazla kopmuş. Yapabileceğin tek şey, başta yapmam gereken söylediğim, saçlarını kestirmek dedi. Saçlarını kestirirsen ve bu yanıklardan kurtulursan büyük oranda saçlarını toparlamış olursun dedi. Ben bir dermatologla beraber yine de bir saç analiz merkezine de gittim. İki farklı bir görüş olsun diye. Saç analiz merkezinde de aynı işlem yapıldı aslında. Yine mikroskopla saç diplerime bakıldı. Protein maskesini önerdi oradaki saç analiz merkezinin başındaki bayan. Protein maskeleri yapabilirsin dedi ama mutlaka saçlarını kestirmen gerekiyor dedi. En son videolarımda da zaten görmüşsünüzdür. Saçlarımı çene hizamla neredeyse, çene hizamla birazcık daha uzun şekilde kestirdim ve bayağı da umutluydum aslında, toparlanır diye düşündüm. Ama ne yazık ki saçlarımın artık o yıpranan, yanan bölümleri çok fazlası ile tepeye çıktığı için açıkçası geç kaldığımdan dolayı hiçbir faydası olmadı. Ben tabii ki yine de bakımları bırakmadım. Yumurta maskeleri yaptım, Hindistan cevizi yağı bakımları yaptım ama maalesef saç artık ölü olduğu için hiçbir bakımı içine almadığından tek çarem saçlarıma kendimi iyi hissetmek için, birazcık daha iyi gözükmek için kaynak yaptırmak oldu. Kaynak, en başta söylemem gerekir ki kesinlikle ve kesinlikle masum bir işlem değil. Saçı yıpratmadığına asla ve asla inanmıyorum. Mutlaka ki saçı yıpratıyor. Çünkü mantık olarak zaten çok çok ince tutamlara yapıldığı için her tutamdan saçınıza bir başka saç tutturuluyor ve ne olursa olsun o sizin saç diplerinizi çekiyor. Bununla beraber biliyorsunuz ki bir insanın ortalama saçı 80 ila 100 tel kadar günde dökülüyor ve o dökülen saçlar
saçınızın tellerine kaynak tutturulduğu için tutamlarına dökülemiyor ve o tutturulan bölümlerde maalesef birikime yapıyor. Dolayısıyla birçok dezavantajı olduğunu düşünüyorum kaynağın, ama biliyorsunuz ki kaynağın da birden fazla çeşidi var. Boncuk kaynak var, keratin kaynak var. Ben daha önce 2012 yılında buna benzer, bunun kadar yıpranmamıştı saçlarım ama biraz denizin, güneşin ve kullandığım şampuan, kremsiz şampuanların etkisinden dolayı yine bir yıpranma yaşadığımdan, o zaman da yeni evlendiğim için böyle saçım gür olsun diye 2012 yılında mikrokapsül kaynak yaptırmıştım ve çok da memnun kalmıştım. Mutlaka dediğim gibi saça zararı var ama çok agresif bir dezavantajını yaşamadığım için bu kadar olumsuzluktan sonra saçıma inanın maşa yapmamak için, ısısal işlem uygulamamak için ve daha iyi gözükmesi için tekrar mikrokapsül kaynak yaptırmaya karar verdim. Sonuçlarını da bildiğimden, daha önce de deneyimlediğimden açıkçası o kadar da fazla endişe etmeden işin uzmanı birine saçlarıma gördüğünüz gibi mikrokapsül kaynak yaptırdım. Mikrokapsülün farkı, daha bu en son Instagram fotoğraflarımda da görmüşsünüzdür, birçok kişi ne kadar doğal durduğunu söylüyor. Doğal durmasının en büyük sebebi çok ince tutamlara yapılıyor olması. Boncuk kaynak gibi ya da keratin kaynak gibi kalın tutamlara yapılmıyor. Gerçekten böyle bir 10 tel kadar saçınıza tutturulan bir kaynak sistemi. Dolayısıyla saçınızın her yerinde bu kaynak sistemi var. Belki diğer kaynak sistemlerinde okuduğuma göre çok rahat kullanamıyor herkes. Uyuyamıyor, kafaya batanlar varmış, tarayamayanlar varmış. Benim yaptırdığım kaynak sistemde böyle bir şey kesinlikle yok. Tepeden başlayarak uca kadar saçınızı istediğiniz gibi tarayabiliyorsunuz. Banyoda istediğiniz gibi masaj yaparak saçlarınızı yıkayabiliyorsunuz. Boyayabiliyorsunuz, fön çekebiliyorsunuz, maşa yapabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde kaynakların tutturulma malzemesinde erime gibi bir şey söz konusu olmuyor. Birçok keratin kaynak, hatta güneşte bile eriyen ve saça yapışan kaynaklar oluyormuş. Bu asla öyle bir kaynak sistemi değil. Yani bana kalırsa kaynak sistemleri arasında şimdilik en profesyoneli olduğunu düşündüğüm kaynak sistemi. Son olarak genç arkadaşlarıma da buradan seslenmek istiyorum. Lütfen ama lütfen saçlarınıza Oriel'le çok agresif ve radikal işlemler yaptırmayın. Biliyorsunuz özellikle son zamanlarda bu gri saçlar çok moda olmaya başladı. Herkes de görür olduk. Evet, gerçekten çok şık duruyor ama bunun geri dönüşü yok. Saçınıza bir kere Oriel yaptırdığınız zaman, ki bu gri saç işlemi için saçınızın biliyorsunuz ki tamamı Oriel'le açılıyor yıkama setinde ve bu çok sağlıksız bir işlem. Bir daha çok uzun yıllar beklemeniz gerekecek asıl saçlarınızın tekrar eski rengine ve sağlığına döndürebilmeniz için. O yüzden bu trendler her zaman geçici. 1-2 ay sonra gri biter, başka bir renk çıkar. Ama sizin saçınızın sağlığı yıllarca geri gelmez. O yüzden bana sorarsanız, kendinize değişiklik yapmak istiyorsanız belki çok ufak uçlarına minik ışıltılar attırarak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Ama ne olursunuz saçınızın tamamına Oriel gibi böyle çok zararlı kimyasallar yaptırmayın. Umarım yaşadığım bu olumsuz tecrübeler sizlere de bir fikir vermiştir. Zaten beni takip eden birçok takipçim videolarda da ya da fotoğraflarımda da saçımdaki o kötü gelişimi takip ettiler ve yorumlar üzerinden de birçoğuyla bu anlamda konuşup dertleştik. Benim de hedefim tabii ki saçlarımın eski sağlığına kavuşması, ama en azından bu kaynağı kullanabileceğim ortalama 4 aylık süreyi ısıdan uzak durarak geçirmek istedim ve birazcık da kendimi iyi hissetmek istedim. Umarım sizler de benim yaptığım hataları yapmazsınız. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizlerin de böyle kötü tecrübeleri varsa eğer paylaşmak isterseniz, yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolardan haberdar olabilmek için abone olmayı unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.